arkadaşlar, ben Clara. Nasılsınız? Bugün size çubuk nasıl tutulur? Bundan öğretiyorum. Haydi bakalım. Siz biliyorsunuzdur, biz Japonya'da yemek yerken bu çubuk, bundan kıranarak yemek yiyoruz. Pirinç yerken, balık yerken, hatta çorba içerken de bundan kıranarak böyle içiyoruz. Çocukken anneler öğretiyor ve biz de pratik yaparak kıranmayı öğreniyoruz. Bugün çubuk nasıl tutulur bunu öğretiyorum. Siz de evde pratik yaparak yavaş yavaş kıranmayı öğrenirsiniz. O zaman başlıyoruz. Böyle çubuk iki tane var. Ama başta sadece yukarıdaki bir tanesi kıranıyoruz. Bunu nasıl tutuyor? Bunu üç tane parmak kıranıyoruz. Baş parmak, işaret parmak, orta parmak. Biz de oyağı yubi, hitosashi yubi, naka yubi diyoruz. Bunu üç tane kıranıyoruz. Böyle tutuyoruz. Böyle kalem tutarken gibi tutuyorsun. Ama böyle yüksek olan yerde tutuyorsun. Böyle bir şekilde. Ve burada biraz pratik yaparız. Şimdi kıranmadığı iki parmak kapatıyoruz ve burada tutuyoruz. Sadece üç parmak kıranıyoruz. Böyle hareketleriyle kıranıyoruz. Ama dikkat edin, baş parmak böyle düz duruyor. Böyle baş parmak hareket etmemek gerekiyor. Böyle düz tutuyoruz. Bunu yapabiliyorsa tamam. İkinci çubuk öğreniyoruz. İkinci çubuk böyle. Bunu arada tutuyorsunuz. Ve yüzük parmak üzerinde tutuyorsunuz. Bu kadar. Ve ikinci çubuk hiç hareket etmiyor. Sadece birinci çubuk hareket ediyor. O zaman iki tane beraber kıranıyoruz. Böyle. Yapabildiniz mi? Böyle tuttuğum zaman da burası üçgen olmasını gerekiyor. Böyle. Üçgen. Böyle ikinci çubuk hiç hareket etmiyor. Sadece tutuyorsun. Sadece üzerindeki birinci çubuk böyle hareket ediyor. Böyle. Ama bu da pratik lazım. Yavaş yavaş öğrenirsiniz. O zaman yemek kullanarak pratik yaparız. Böyle malzemeler hazırladım. Ben ilkokuldayken okulda çubuk tutmak için eğitim vardı. O zaman böyle fasulyeler tutarak pratik yaptık. Şimdi bundan yapıyoruz. Böyle şimdi yaptığı gibi çubuk tutuyorsunuz. Ve bunu tutup taşıyoruz. Böyle. Fıstık çok kolay. Böyle. İkincisi sosur mısır. Biraz küçük olduğu için biraz zor oldu. Ama çok iyi tutuyorum. Kamera yakından gösteriyorum. Böyle.
Tamam. Bazen yiyorum. Bu arada ben sosur mısırı çok severim. O zaman en son en çok zor olan fasulye taşıyoruz. Böyle tutarken bazen böyle kaçıyor çubuklardan. Ah. Böyle. Biz okuldayken okulda böyle yarışma da vardı. Kim en çabuk taşınabiliyorsun diye. Böyle öğrendik okulda. Ben alışkanlık var. O yüzden yapabiliyorum. Ama ben bile yaparken buralar kas kıvrandığını hissediyorum. Bu arada Japonya'da ve Çin ve Kore'de de çubuk kıvranıyor. Ve Japonya'daki çubuk böyle ahşaptan yapılan çubuk. Ama Kore'deki çubuk biraz farklı. Demir gibi. Gümüş renkli olan. Ve Kore'deki çubuk bana göre de zor geliyor. Çünkü çubuk biraz ağır. Bir de makarnalar yerken hep kayıyor makarna. Fasulye bana göre de biraz zor geliyor. Ama yapabiliyorum ama biraz zor geliyor. Kayıyor, kaçıyor. Öyle. Ve bayağı vurarak kaslar acıyor. Siz de yavaş yavaş öğrenirsiniz. Kaç tane kaldı? 3, 4, 5, 6, 7 tane kaldı. Hadi bakalım. Aa, bitti. Çok yoruldum. Acıyor. Bayağı kıvrandığımı hissediyorum. Aa. Nasıl güzel yapabildiniz mi? İşte böyle siz de pratik yapabilirsiniz. Ve biz de çocukken pratik yaparak öğrendik. Siz de yapa yapa öğrenirsiniz. Ve isterseniz bir tane tavsiye var. Eğer diyet yapmak isterseniz yemekler çubuk ile yerse diyet olabilir. Çünkü siz alışmadığı için daha yavaş yavaş yemeniz gerekiyor. Bir de çubuk ile tutarken daha az tutabiliyorsunuz. Kaşık gibi bol bol tutamıyor. Az az yemekler tutuyorsunuz. O yüzden diyet olabilir. Aynen. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mata ne!